akşamlar. Kanal 13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yanında ben İşılay Sakaryalı'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yasamal bölgesindeki polise çöp attığı şüphesiyle gözaltına alınan kişiler hakkında mahkeme kararı verildi. Yasamal Bölge Mahkemesi'nin kararına göre 10, 15 ve 30 günlük idari gözaltı cezasına çarptırıldılar. 11 tutukludan her biri idari sorumluluğa getirildi. İdari Suçlar Kanunu'nun 535. 1. maddesi bir polis memurunun veya askerin yasal talebine kasıtlı itaatsizlik ile suçlanmıştır. Yasamal Bölge Mahkemesi'nin kararına göre 10, 15 ve 30 günlük idari gözaltı cezasına çarptırıldılar. Milli Meclis yeni tasarı tartışmayı ertelendiğini diyerek şöyle devam etti. Milli Meclis'in olağanüstü oturumunda iç birliklerle ilgili kanun tasarılarını ve askerlerin durumunu tartışmayacağız ifadelerini belirtti. Bir röportajda savunma, güvenlik ve yolsuzlukla mücadele parlamento komitesi başkanı Ziyafet Eskerov'dan yapılan açıklamada komite başkanı yasa tasarısını Milli Meclis'in sonbahar oturumunda görüşülmesi planlandığını belirterek şu ifadeleri belirtti. Sonbahar oturumundaki yasa tasarıları hakkında sizi bilgilendireceğim. İç birlikler üzerine ve askeri askerlerin statüsü üzerine yasa tasarısını 2020 yılında Milli Meclis Bahar Oturumu'nun yasama çalışma planına dahil edildiğine dikkat edilmelidir ifadelerini belirtti. Ermeniler işgal altındaki Azerbaycan topraklarına ateş açtılar. Yangın Tatar bölgesindeki işgal altındaki Talisba köyünde gözlendi. Cephe üzerinde bulunan Borsunu köyü Tatar sakinleri yaylalarda görülen yangının daha geniş alanlara yayıldığını belirttiler. Ben İşılay Sakaryalı'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.